Kurides bu antidotu yani zehire karşı koruyucu macunun formülünü yazan emekçimiz. Şimdi bundan sonra da şeyler bitiyor. Bakın şurası çok güzel. Bu adam otu. Bu kendisi çizmiş. Şimdi bu tam zamanı bunun görebilirsiniz. Mandragora. Aşağıdaki köke bakın insana benziyor. O yüzden adam otu demişler. Bu bayağı böyle ciddi halüsinasyonlar yorumlara falan yol açan bir özelliği var. Ondan sonra bu da işte şeyin ondan sonra da şey var Orta Çağ'da İslam botanikçileri var. Sonra 14. yüzyılda 15. yüzyılda Rönesans'la birlikte herbalistler dönemi var Avrupa'da. Bu herbalistler kitaplarının hepsini herbal diye adlandırıyor ve ikisinde genellikle tıbbi diğer bitkileri anlatıyorlar. Ondan sonra 18. yüzyılda Linnaeus çıkıyor piyasaya. Carl Linnaeus İsveçli biyolog, hekim, fizikçi, modern taksonominin kurucusu. Çalışmaları aslında kendinden önce gelen iki botanikçinin İngiliz John Ray ve İsveçli Gaspard Bauhin'in çalışmalarının devamıdır. John Ray zaten bitkileri basit yapılı alpler, mantarlar, karayosunları, eylel tohumları ve tohumlu bitkiler olarak ikiye ayırmıştır. Ve hatta bu tohumlu bitkilerin içerisinde tek çenekliler, çift çenekliler ayrımı da Bauhin'e ait. Tek çenekli, çift çenekli hemen kısaca işte o fasulye deneyinde tohumun ilk verdiği yaprak daha sonra düşecek. Diğer yapraklar çıkınca o yaprak düşer. İlk verdiği yaprak bir tane ise tek çenekli, iki tane ise iki çenekli. Linnaeus binominal nomenklatürü kuruyor. Buna göre her canlının iki ismi var. Birinci ismi, cins ismi. İşte mesela biz Homo sapiens, bizim cinsimiz Homo. İkincisi de tür ismi. Bu birinci isim hep büyük yazılacak. Homo, hasi büyük yazı. İkincisi de mutlaka küçük yazılacak. Böyle bir sistem kuruyor. Ve ondan sonra da zaten bütün biyoloji bunun üzerine, bu sistemin üzerine, yani biliyorsunuz sistemin üzerine kuruluyor. Bu bitkilerin yanında bazen böyle L işareti görürüz. İşte mesela benimki muskari sümbül. Onun yanında bir de büyük harfle L yazar, nokta, L nokta, o Linnaeus. O bitkiyi ilk defa Linnaeus adlandırmış. Birçok bitki, yani binlerce bitkiyi adlandırmış. Şöyle, 18. yüzyılda, işte bizim lale dönemi oluyor, Avrupa'daki krallar hastalıklarla mücadele etmek için işte bir sürü veba sıcağı, tücudu, bir her şey var, kuruyorlar. Herbaryumlar, bahçeler kuruyorlar. Bu bahçelerin başına da birilerini getiriyorlar. Ne mutlu ki Linnaeus'a İngiltere'de, Londra'daki bir şeyin bahçenin başına geliyor. Dolayısıyla da pratik de yapabiliyor orada. Yani yalnızca teori değil, pratik de yapabiliyor. Ve birçok bitkiyle orada adlandırıyor. Şimdi şöyle bir sistematik kurmuş. Bu aslında daha büyük. Ben bazı yani gereksiz şeyleri attım. Bir alem var. Alem dediğim şey bitkiler alemi. Ondan sonra işte bölümler, sınıflar, takımlar, familya yayılıyor. İşte bizim zaten ölümlü zamanımızda ilgilendiğimiz şey oradan sonrası başlıyor. Yani yukarıdakiler yani bilmek aslında iyi olur ama çok da gerekli değil bence. Şimdi şöyle, şimdi yukarıya gittiğiniz zaman zamanda farklılaşma oluyor. Yani evrim teorisine giriyorsunuz, evrim tarihine girmiş oluyorsunuz. Bazı bitkiler yukarıda ve yoklar. Yani takım oluşturmuşlar, onların türlerini falan bilmiyoruz. Yani o da yardımcı olur ama bence familyadan sonra. Şurada cins var, bitkinin ilk adı. Burada da tür var. Türün altında da işte biraz önce gördük incirde variyeteler oluyor. Alt türler oluyor. Alt tür demek şu, o tür, alt tür kendi üst türüyle yani çiftleşebilir. Yani türü de tanımlayayım, tür kendi aralarında çiftleştiğinde kısır olmayan, böller veren bireyler. Böyle bir tanım var. Yani katı bir tür değil. Ama at bir tür, eşek bir tür. Variyeteler ve kültivarlar. Kültivarlar da bizim yediğimiz hemen hemen bütün bitkiler kültivar. Bunu zamanla insanlar o tabiatta bulunan türü alıp geliştirmişler, özellikler kazandırmışlar.
Bunlar yani fiziksel yöntemlerle olabiliyor. Ama son zamanlarda genetik, yani kimyasal yöntemlerle de olabiliyor. Variyete geliştiriyorlar. Bitkiler alemi, tohumsuz bitkiler ve tohumlu bitkiler olarak ikiye ayrılıyor. Tohumsuz bitkiler sporlarla çoğalıyorlar. Kök, gövde, yaprak gibi organ farklılaşması çok fazla göstermiyorlar. Misal, bu tohumsuz bitkilere eğrelti otları. Eğrelti otları, mesela şey, su yosunları, şey, kara yosunları da tohumsuz. Kara yosunları da tohumsuz. Fakat kara yosunların hakikaten bir gövdesi yok. Kara yosunu burada koydum mu ben de onu? Ha, şurada yukarıda görüyorsunuz. Şu sağda. Bakın bir ağacı tamamen kaplamış. Bir tabaka. Yani elinize geldiğinizde böyle farklılaştıramıyorsunuz. Yani bunun altı, bunun üstü falan diyemiyorsunuz. Bu tür bitkilere ayrıca bir ayrım yapılıyor. Talofit deniyor. Talofit gövdesi olmayan. Ama eğrelti otları, şunlar, bunların bir gövdesi var. Bu eğrelti otu. Bunun bir gövdesi var. Bu her iki grupta tohumsuz bitkiler, yani sporla çoğalan bitkiler. Sporla çoğalan tohumsuz bitkilerde ikiye ayırıyoruz. Bazılarının gövdesi yok. Bunlar kara yosunları, ciğer otları, su yosunları. Bazılarında gövdesi var, eğrelti otları. Tohumlu bitkilerde dört gruba ayrılıyor. Birinci grup, 200-300 tane türü var bu birinci grubun. Palmiyeler, Cicadopsida deniyor bu takıma. Birinci gruba, Cicadopsida bizim bütün bildiğimiz palmiyeler. İşte 200-300 tane türü varmış dünyada bu gruba ait. Tohumlu bitkiler. Şeyi unuttum, çok özür dilerim. Tohumlu bitkileri de ikiye ayırıyoruz. Açık tohumlu ve kapalı tohumlular. Şimdi açık tohumlularda dört tane grubu var. Açık tohumlular hangisi en çok bildiğimiz şey? Camlar. Ne demek açık tohumlu? Dolmalık fıstık. Fıstık çam, pardon. Fıstık çam, pinus pinaster. Fıstık çamının meyvesi var. Hatta bir kozalağı var bir şeyin içerisinde. Nasıl oluyor da bu açık tohumlu oluyor? Şu demek. Şimdi çam ağaçlarına şu anda, işte önümüzdeki günlerde lütfen bakın. Şimdi bakmayın, vallahi benim işim acıdı. O keseli tırtıllar her tarafı sarmış. Ama buna rağmen bazı çamlar sürgün verecekler. Tepelerine bakıyorsunuz, zaten o, affedersiniz, adi keseliler de hep yukarıda kuruyorlar. Yeni sürgünlerden besleniyorlar. O daha kolay geliyor onlara. Yeni sürgünlerden ve dolayısıyla gelişmesini öngörüyorlar. Yukarıda, en tepede çiçekler göreceksiniz. Onlar dişi çiçekler. O dalın, aynı dalın hemen altında yine böyle bir grup göreceksiniz. Onlar da erkek çiçekler. Bu erkek çiçeklerin polenleri yukarıya gidip dörülüyorlar. Şimdi bunun farkı ne? Biraz önce çiçeğin yapısını gördük ya, ovaryum ta aşağıdaydı. Bir sürü böyle bir şeyler, işte birinci halka, ikinci, üçüncü, çevriliydi. Bu yukarıdaki dişi çiçekler man meydanda ortada. Yani ovaryum tak orada. O yüzden açık tohumlu diyoruz. Sonra o aşağıdaki polenler onları dönüyor, onun sonucu bir meyve oluşuyor. O meyve de işte bir bileşik meyve, yani birçok çiçekten bir şey oluşuyor. Onlara kozalak diyoruz. Bu polenleşme de bu çamlar müthiş bir şey, yani bir çiçekten binlerce polen salıyorlar. Düşünün yani ağaç ve ormanlar. O yüzden de biraz sonra göreceksiniz şeyde, ben bazen rastlar tutum sırasında Kuşadası'nın açığında Samos'a doğru böyle sarı bir tabaka oluşur, bulut gibi. İşte o polen, bu çamların sarı poleni. O kadar çok polen üretiyorlar. Palmiyeler dedik, sonra çamlar, yani çamlar Pinophyta ya da Coniferopsida. Sonra bir de Ginkgoopsida diye bir grup var. Onun tek bir türü kalmış, o da Ginkgo. Yani şu, yaprağı bu.
en başta gördük çatalsı yaprağı olan, tek çatalsı yaprağı olan bitki. Bitkilerin dinozoru yani çok eskiden kalmış, daha o zamanlardan kalmış ve tek türü kalmış bitki, ginkgo. Mabet ağacı, galiba mabet ağacı deniyor. Evet, mabet ağacı bu. Şeyin Göte'nin şiiri yazdığı. Çok güzel bir şiiri var. Ginkgo ağacıyla ilgili. Ondan sonra işte çamları anlattık. Bir de ginetofite var. Ginetofitenin de ne şanslıyız? Bir türü bizim burada Türkiye'de mevcut. Buna deniz üzümü diyoruz. O da şu anda böyle yemyeşil görürsünüz makinelerde çalı şeklinde kırmızı meyveleri olur. Kırmızı böyle top şeklinde meyveleri olur. Deniz üzümü diyoruz. Efedra. Eskiden bir ilaç vardı. Soğuk algınlığına, gribe karşı. Soy da efedrin içeri. İşte o efedrin bu bitkiden ilk başta alınmış. Daha sonra bir laboratuvarda sentetik olarak sentezlenmiş. O işte efedrin oradan geliyor. Bu takımın da Ginetopsis'ten birkaç tane bizim kalmış. Birkaç tane temsilcisi var dünyada. Bir tanesi de Türkiye'de bu Ginetofita takımından efedrin. Şimdi bir de kapalı tohumlar, asıl bizi ilgilendiren, yani çok, en çok gördüğümüz şeyler kapalı tohumlar. Kapalı tohumlar, tek çenekliler ve çift çenekliler olarak ikiye ayırıyoruz. Yani monokotil ve dikotiller. Monokotiller, tohumun toprakta ilk çıkardığı yaprak sayısı bir tane, dikotillerde ise iki tane olması. İşte fasulyeyi örneğini verdim. Ağaçların neredeyse tamamı dikotil. Biraz önce anlattım, çam ağacı. İki tane şey oluyor. Ağaçların tamamı dikotil. Yani iki çenekli. Monokotillerin hücrelerinde odun dokusunu oluşturan ikinci bir büyüme olur. Ağaçlar büyüyoruz. Kabuğu var. Odunsu, selülozik bir dokusu var. Ama niye bakalım mesela? Buğday bitkisine bakalım. Yani onunki böyle kırılgan filan. O ikinci hücre olmuyor. Dokusu olmuyor. Buğday yediler. Mesela muz. Tek çenekli. Hindistan cevizi tek çenekli. Ağaçlar arasında palmiyeler tek çenekli. Palmiyede gördüğümüz zaten o odunsu dediğimiz şey aslında gövde bile kurumuş yapraklar. Yani şöyle insan palmiye gider. Zaten şey de yok, odunsu kökü de yok. O yüzden çok kolay taşınabiliyor filan. Ama rüzgarda filan da hemen devriliyor. Dikotiller ağ damarlanma yaparlar. Çiçekleri, çanak ve taç yaprakları sayıları farklı olur. Monokotiller 5 ve katları sayısında çanak ve çiçek yaprağı yaparlar. Dikotiller ise 3 ve katları sayısında çanak ve taç yaprağı yaparlar. Ve bazen monokotillerde sepal ve petaller birleşir. Mesela lale. Yani çanak ve o yeşil tarafı yoktur lale. Çünkü birleşmiştir. O gördüğümüz kırmızı. Hem çanak hem taç yaprağı birleşmiştir onlar. Evet. İşte bu kadar. Ben şimdi soruları alayım. Teşekkür ederim. Ha, bu bibliografyada şimdi biliyorum çok sıktım sizi. Ama yani bu sıkılma olmadan da zevkine varılıyor. Yani şimdi yalnızca bitki tespiti o şey kitaplarla, resimli kitaplarla çok güzel. Yani ve insanlara da yardımcı oluyorsunuz. Oradan da bir tecrübe kazanıyorsunuz. Ama yani orada incirin üremesini göremezsiniz. İncirin üremesini anlayabilmek için tek evcik, çift evcik, cinsiyet falan bunları bilmek lazım. Yani o anlatırlar tabii ama onu metni anlamak zorlaşır. Şimdi bir de onu öğrendikten sonra diğer başka bitkileri de anlamak kolaylaşır. Yani baktığınızda herhangi bir kitaba ihtiyaç duymadan en azından onun grubunu söyleyebilirsiniz. İşte mesela işte tek çenekli, çift çenekli, işte ağaç, çalı falan filan. O yüzden yani biliyorum akademik olmasına bu kitaplar da baba kitaplar yani İstanbul Üniversitesi'nin Orman Fakültesi'nin en baba kitapları bunlar. Şeye girdiği zaman öğrenciler, üniversiteye girdikleri zaman ilk sene okudukları şeyler. Bu bitki sistematiği.
Şu mesela aslında popüler bir kitap, bunu tavsiye ederim. Şeyden çıktı bu, TÜBİTAK'ta. Şu şey, bitkisel hayat. Şu, bitkisel hayat. Bu Turhan Baytop, Kur'an-ı Kerim. Yani o kitap olmadan hareket etmek zor. Turhan Baytop'un Bitki Adları sözlüğü o kadar güzel bir şey ki. Şimdi Erzurum'a gidiyorsunuz, burada işte bitkiye, efendime söyleyeyim ne diyorlar, çakşı diyorlar, orada başka bir şey söylüyorlar, o da var orada. Yani şeyde olduğunuz zaman, insanlardan bir şey duyduğunuz zaman hemen bakıyorsunuz, orada mevcut. Evet, buyurun soruları alayım. Öncelikle teşekkür ederim. Benim sorum bitkilerin kendi aralarında bir dili olduğu ile ilgili bir yazı okumuştum. Özellikle kendilerini koruma içgüdülerini olduğu ve bununla ilgili işte örnek veriyorum. Özellikle ormanlarda falan birbirleriyle bir şekilde iletişime geçtikleri. Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Yani bunu biraz detaylandırabilir misiniz? Ben de o kitabı okuyorum yani sonuna geldim. Popüler bir kitap çıktı, bitkilerin gizli hayatı, şimdi tam hatırlayamıyorum. Hayret ettim ben de, çok güzel, harika. Yani tabii şöyle, biz hani bitkilerle konuşuyoruz ya, hani ninelerimiz falan filan, işte o bitkiyi sevgi büyütür falan filan. Yani bunun tabii ki yani fiziksel olarak bir etkisi yok. Ama neticede birlikte yaşıyoruz yani şimdi. Nasıl söyleyeyim, ben biraz bu konularda şahsi olarak da içindeyim diyeyim. Yani böyle animizm gibi demeyeyim de işte ona benzer yani. Bitki olmasa ben olmam, ben olmasam bitki olmaz. Dolayısıyla da bir haberleşme zaten var aramızda. Bitkilerin arasında da bu ve bilimsel olarak da o kitapta göz önüne seriliyor. Yani bir tehlike olduğu zaman bitkiler diğerlerini uyarıyorlar. Şey salıyorlar, işte o hormonları inancından bir koku salıyorlar. Ormanda diğer ağaçları, diğer bitkileri uyarıyorlar. İşte o, şimdi hatırlayamıyorum. Daha birçok böyle etkilerle, dışarıdan gelen etkilerle aralarında haberleşebiliyorlar. Mesela şuna, mesela ormanlarda genelde böyle ağaçlar yayılmak isterler. Fakat saygı duyuyorlar. Yani yandaki olmadan ben yaşayamam diye. Böyle geliştirmiyor kendini, mümkün olduğu kadar alan kaplamak üzerine aslında kodu, genetik kodu ama gene şey yapıyor, şöyle yatay gelişiyor ki yandaki de faydalansın. Çünkü biliyor ki birebir arada güçlüler, tek başına olduğunu değiller. Rica ederim. Evet, tamam sorumuz yoksa. Ben bir soru sorayım. Özellikle zeytin ağacında ve psilium hastalığında bir kökte olanlarda gidip bir dalı kurutuyor. Bu her dalın ayrı bir kökü var anlamına mı geliyor? Aa, onu ben bilemem. Şimdi ben yani o imkansız ya, olmaz öyle şey. Bunlar tek bir sistem. Onun başka bir nedeni vardır. Yani şöyle olabilir, belki o dalın şeyine bakmak lazım. Yani çeşidine bakmak lazım. O yeni bir sürgün mü, özel bir sürgün mü, yani çok fazla üzerinde meyve sürgünü olan şey mi? Yani o mantar niye oraya gidiyor? Evet, bilmiyorum. Buyurun. Bazı bitkileri Türkiye turlarında anlatırken Anadolu'ya özgü olduğunu anlatıyorum. İşte badem gibi, bunun dışında kiraz, işte lale vesaire anlatıyorum.
Zeytin konusunda yani net bir bilgi yok. Yani bir maden diyorlar ya da işte Kudüs Zeytin Tepesi falan. Yani bununla ilgili net bir bilginiz var mı? Zeytin ana yurdu Türkiye mi ya da orada da onlar? Valla bunu şimdi bilmiyorum kanıtı. Mesela bizim şeyde Foça'da en eski ağaç orada 1200 senelik ağaç. Mardin'dekini bilmiyorum. Mardin'de eski bir ağaç mı var? Hayır, oradan dünyaya yayılıyor. Yani şimdi o düşünülebilir tabii. Zeytin Akdeniz Havzası'nın bir bitkisi olduğu çok açık. Bu nereden işte o şeyde Kudüs'te 2000 senelik yani İsa'yı tecrübe etmiş ağaçlardan falan bahsediliyor. Ama bunun kanıtını nasıl bulabiliriz? Bilemiyorum. Tabii genetik araştırmalarda bu faydalı olabilir. Çünkü genetiğine baktığınız zaman mutlaka bir akrabalık çıkıyor. Yani başka bir familyanın başka bir türüyle akrabalık çıkıyor. Eğer o türde yalnızca bir bölgede bulunuyorsa diyorsunuz ki bunlar bir arada takılmışlar yani işte o falan. Belki oradan bir şey çıkabilir. Sormuşken şimdi son sorumu da alsın. Tabii lütfen, lütfen. Bugün yine bir yerde gördüm. 2800 yıllık işte bir arkeolojik kazıda buğday taneleri falan bulmuşlar. Onları tekrar üretebileceklerini falan söylüyorlar. Yani benim sorum aslında biraz genel olacak. Yani yıllarca hiç yağmurun yağmadığı çöllerde bir yağmur sonrasında bitkiler tekrar çıkabiliyor. Yani toprakta bir tohum ne kadar varlığını sürdürebilir hiç suyla ya da havayla temas etmiyor. Yani normal şartlarda bitkinin kendi genetik kodu sonsuz. Yani yalnızca dış etkiler değiştirebilir vasfını. Yani dış etkiler eğer şeyse, idealse binlerce sene kalabilir. Yani bitki kendini korumak için öyle bir şey geliştirmiş. Sistem geliştirmiş. O tohum kalabilir. Ama işte yağmur yağar bilmem ne olur falan filan onu bilemeyiz. Yani dış etkiler etkileyebilir şeyi görüyorum. Şimdi bu sınıflandırmada şey dedik, aile, cins, tür, ondan sonra alt tür, variyete, üst variyete. Şimdi bu alt tür ve variyete arasındaki fark nedir? Yani alt tür şöyle, alt tür ve tür şey yapabiliyorlar. Birbirlerini tozlayabiliyorlar. Variyetenin öyle bir şansı yok. Yok. Yani kültür variyetesinin öyle bir şansı yok. Kendi arasında olabiliyor ama yukarıya gidemiyor kültür variyetesi. Gerçek variyete olur mu bilmiyorum. Yani bunların şöyle, bitkinin değişik şartlarda verdiği tepkiler sonucu oluşuyor variyete. Siz o şartları değiştirirseniz, yani bilinçli olarak değiştirirseniz o zaman kültür variyetesi oluyor. Bildiğim kadarıyla kültür variyetesi üstteki şeyden, yani yukarıdaki daldan, ana bitkiden yön alamıyor. O zaman domates çekirdeği ilgili mi diyelim ona? Yıllardan beri bir söz konusu var, işte İsrail'den geliyor, bir sefer kullandığı bir devam. Hibritlerden bahsediyorsunuz, hibrit tohumlar, evet. Onlar da işte bir variyete yani. Evet. Benim bir soruma geldi zannetler. Şimdi bu şemsiyede mezar sermesi süresiz. Bu şemsiye şeklinde olan da yatay yapılmak olanlar variyeteleri. Şimdi yatay yapılmak olanlar kapalı şemsiye durumda olan üretiyor. Yani demişim ya. Bilmiyorum, zannetmiyorum. Yani öyle bir şey olmadı. Horizontal, horizontal. Evet.